Karpurun yolları taştan, sevenler arıza adamı kaştan. Bana diyorlar git Karpur'a. O arada o alınmış kılları oradan suyla böyle bertaraf edip kendi yüzümdeki şu kılları alırım de. Aman! Şurada ne güzel pazar pazar. Yumuşak yumuşak dalgamızı geçiyorduk. Saat 5'e geliyor. Kalkmışım zaten saat 2'ye doğru öğlen. Bana diyorlar git Karpur'a. Tıraş bıçağı al. Lan dedim, karının tıraş bıçağıyla ne iyisi alakası olabilir? Sen bıyıklı karı mısın dedim. Olmadı kardeşim, anladım sonra. Ha, kıl kesecekler. Yani ben de bari gideyim dedim. O arada o alınmış kılları oradan suyla böyle bertaraf edip kendi yüzümdeki şu kılları alırım dedim. Heh, şimdi Karpur'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir yıl sonra ilk defa bir akşam araba çekimi. Yürüyün amına koyayım. Hadi. Pisi nerede lan? Hadi bakalım. Aa bak o da burada. Ha. Hadi bakalım Karpur'a doğru gidiyoruz. Tıraş bıçağı almayın. Aa da yok lan. Ya kim siker asal sür ya. Yürüyün ya. Yürüyerek giderim ama ne kodum onun yerinde. Ha. Bak bak. Merdivenleri gördün mü? Bak bak. Zifiri karanlığa mı giriyoruz, alacakaranlığa mı, apartman girişine mi? Anam! Hadi bakalım gidelim, Karpur'a gidelim hadi. Tabii yolluğumuz onu da unutmayacağız yani, şarabımızı da alacağız yani, bahane. Ana, kedişiklere bakın lan. Kız. Kız. Kız ne yapıyorsunuz burada? Arabanın kaputu sıcak mı? Han kıydı lan bizim araba. Han kıydı lan, aha naha buydu. Karpur'un yolları taştan, sevenler arıza adamı kaştan. Lan sevenler, banyo aldı lan, bir yıldır araba çekimi yapmıyoruz lan. Ana pazar pazar da güzel ha, sendromlu gün ters günde iyidir. Ters işi severim, her anlamda tersi severim. Şuraya bak ya. Puştlar nereye park etmiş? Bak bak arabamın dibinde. Sol taraftan girmek mümkün değil şoför muhaline. Buraya da zar zor kıvrılarak girdim lan. Şuraya bak. Şuraya bak. Geldik şimdi. Hanımefendi koltuğunda oturuyoruz. Bu taraf boş. Yok bu lan bir erkek gelip burada alıp direksiyonu eline de beni Karpur'a kadar götürüp evime geri getirecek. Yok bu lan bir erkek şu koca kitlede. Allah Allah ya. Gelin müziği açalım bari. Nerede lan dur şunu da daha motor ısınmamış lan içeri buz gibi üflüyor mına kodumunun yerinde. Ha kızımın kanalı Number One FM Durun equalizer ayarlarını yapalım. Fat 0 güzel. Low 9 güzel. High 8 güzel. Balance 0 güzel. Hadi o zaman. Siz orada bekleye koyun, ben bir yerime yerleşeyim. Sizi nereye koyayım lan? Dur, sizi mi koyayım, size mi koyayım? Dur, dur, dur. Siz şöyle bir bekleye durun, bekleye koyun. Nereye koyarsanız koyun. Aman adımının. Şuraya bak, halimize bak. Ekrana taşak şov yapmak zorunda bıraktı beni bu yandaki şerefsiz arabalılar. Adımının. Yerine. Ay. Durun. Bir tane daha bacak var, dur dur dur. Allah cepte de telefon var ya, kırılacak telefona. Ay. Bu ne lan, avrat kullanmış. Cama kafasını yapıştırarak mı kullanıyor lan bu karı? Cama kafayı yapıştırıyor mu lan bu karı arabayı kullanırken? Vay be. Ulan biz bu bizim emektar Honda'da az çekim yapmadık be kardeşim. Do you love me? Say do you love me? Yeah. Şimdi tabii normalde ben pazarları uzun süredir siz şöyle gene bir bekleye koyun. Pazarları normalde ben uzun süredir asla hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı?
Yani beni evden alışveriş için bile asla çıkaramıyorlar. Acil durumlar dışında kimse beni çıkaramıyor. Ama bir düşündüm. Ne olacak lan, Carrefour'a giderim. Yani bu arada ne olacak? İki çift bıçaklı permatik filan. Ekmek, yoğurt, süt. Bir de yanında kuzu gibi güzel Marmara şarabı alırım dedim. Alışveriş, o yol benim gözüme böyle cennete giden yol gibi göründü a**ımın yerinde ya. Hadi bakalım şimdi. Uzun süredir de çekim yapmıyorum böyle, bak vallahi gece gece. Aman ha, yani bir bu kağıt başıma gelirse siz şahitsiniz, ben suçsuzum kardeşim. Dörtleri yakalım, manevramızı yapalım. Her zaman kurallara bağlı bir insanımdır. Ya kardeşim, arkamda bir yavuğun araba ışığını görüyorum ama sikeceğim şimdi ha. Amına koyayım, biz böyle kıçı verelim de karşıdaki ne bokuyorsa yesin. Adamının yerinde. Ya ışığını manevrasını diminin dünyaları ya. Topunuza isyanım var lan. Topunuza koyayım be. Bak bak bak, yan aynayı da avrat kapamış kardeşim. Biz neremizden arkayı göreceğiz? Ha, götümüze kamera mı taktıracağız kodumunun yerinde? Tamamı number one FM'de. Yeah. Son çıkan disco şarkıların, popüler şarkıların tamamı number one FM'de. Durun ya, şu aynayı bir düzeltelim. Böyle şoför mü gider kardeşim? Bu ne lan, katlanmış ayna? Ha, dikiz aynası da bir yapalım. I wanna love you. I'm gonna show you. Lan durun bir dakika ya, bir ışığı kapayacağım, arkayı göremiyorum lan. Lan ne yaptınız lan, dizlediniz mi lan bu dikiz aynasını? Allah Allah, vay kodumunun düzeni ya, bu ne kardeşim ya? Haydi bakalım. Evet, Maslak sokaklarında Carrefour yoluna doğru hep beraber gidiyoruz kardeşim. Bugün günlük sohbetlerimizin sürpriz eklentisi bu kardeşim. Evet, bir yıl sonra ilk kez bir kere daha arabada. Barda filminden sonra arabada filmini de çekeceğim a**ımının yerinde. Bak bak, yokuş yokuş çıkıyoruz bak. Engelleri aşıyoruz. Yokuş yokuş çıkıyoruz. Tokuş tokuş çakışıyoruz. Nasıl gidiyorum ama bak bak bak. Bak sokaklarda bak nasıl gidiyorum. Bak şimdi burada bir sağa dönüş yapacağım. Aklını alırım adamın. Bak bak. Siteler arasında nasıl savruluyorum 30'la 40'la, görüyorsunuz mu lan? Söyle Rihanna'cığım. I wanna love you too. I wanna love you too Rihanna'cığım. But I want to bring some of your... site çıkışı mı lan burası? Nylon fetiş. Yeah. O oradan çıkamıyor. Biz ne yapacağız? Biz de bekliyoruz. Şimdi kısa yola girdik. Nöbetçi kardeşim selam olsun. Buraya gelen vosvoslu kardeşim senin de koyayım. Ha bir de sürt arabama da ben de seni ondan sonra çizeyim aşağı inip. Burada da önümüzde şu an yeteneksiz bir bayan kardeşimiz var, araba kullanmaya çalışıyor. Biz şöyle geçelim de minibüs kardeş de gelsin. Şöyle duralım biz. Burası da çok sikintili bir yer ya. Böyle ya gibi ya. Bir kapanır, bir açılır. Bekliyoruz. I wanna love you. Ulan dün 3 tane bira içtim. Çok geç yattım, başım ağrıyor. Herhalde düzgün yatsam başım ağrımazdı ya. Hadi bakalım. Geçiş sırası koyayım. Geçiş sırası hala bizde değilmiş. Anasını sikeceğim şimdi ha. Ananızın site sakinlerinin rahamı sokayım. Buradan geçersin herhalde. Ya, bir daha olursa çocuklar kusura bakmayın kardeşler. Biri daha gelirse kavga çıkarabilirim. Ha, biri daha önümü keserse bak bu dar gibi sokakta vallahi kavga çıkarabilirim ha. Çünkü insanoğlunu sevmem. Kim ne derse desin, ister bir tane çocuğum olsun, ister işim olsun, ister anasının olsun kardeşim. Ben insanoğlunu sevmiyorum be kardeşim. Ha bak Carrefour'a gidiyoruz. Ya aramına koyayım.
Ulan var ya, siz sevenlerim çok sevindiniz değil mi şimdi? Vallahi arabadan sesleniyorum diye. Bu nasıl bir günlük sohbetler ya? Bu nasıl bir pazar hediyesidir değil mi kardeşim ya? La 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 la. Bak gidiyoruz, bak bak bak. Bak bak gidiyoruz hala, bak bak. Burası da çok sıkıntılı bir yerdir. Yolu düzgün yapmazsan, tabi lavuk sürücüler, imansız sürücüler de sıkıntılı şekiller sergilerler yollarda. Yani ben tabi lavuk ve imansız ve kural tanımayan bir sürücü değilim. Ama buradan lavuk, kural tanımayan, sinyal vermeyen, önündekini arkadan flaşörleri yakan bütün lavukoğlu lavuk sürücülere, yani her türlü resmi dahilinde koyuyorum kardeşim. Sizler bu ülkenin can damarı olan yollarını, trafiğini mahvettiniz lan. Allah da sizin hayatınızı mahvedecek. Bak geliyoruz, bak nereye geliyoruz? Geliyoruz işte ya, yola geliyoruz abi. Birazdan Carrefour'da yediriz. Bak şimdi lavuklar, ha, sağa döneceğiz ya, bak bak. Çoğu da izin vermez bak, hemen gelirler bunlar. Ha bak, bunlar genelde şeydir. İnsan kardeşini rahat etmesini istemezler. Kendi önünde bir engel yoksa bile 5 kilometre daha hızlı gidip seni geçerler. İlle senin önünde yer teşkil ederler. Ya bırakın ya. Ölmüş kardeşim bu yollar, ölmüş. Bırakın ya. Siz bana takılın lan. Bak bak, burada veteriner var, Trent var, bilmem ne var. Ne var burada bakayım? İstinye konakları var. Anasının var. Arkadan bizi izleyen bir ambulans var. Bak bak bak, gelin ambulansla yarışa girelim. Baba yetişemezsin be, istediğin kadar alarmı yak. Sirenleri çal kardeşim, yetişemezsin. Bak bak, görüyorsunuz mu? Arkada bak, ambulans var. Ulan çok güzel oldu be. Tam gerizekalı modundayım, özlemişim şerefsizim ya. Ambulans dede, ambulans dede, Mercan dedeye de selam söyle. Burada mini kupurlar satılıyormuş lan, Borusan Oto yazıyor. Oo, neresi lan burası? Aha bak, Carrefour'un ışıkları göründü. Carrefour'un ışıkları göründü. Birazdan yani esas bahanemiz olan tabii ki güzel Marmara, kuzu gibi kırmızı şarabımızı da yanımıza alacağız. Yanında ağda yerine fonksiyon görecek olan çift bıçaklı fermatiklerimizi, ciletlerimizi alacağız. Ekmektir, yoğurttur, süttür, göttür, onlar zaten her ailede olan şeyler. Şimdi yani ben gidiyorum işte, bak dönemeçe geldim, Carrefour'a geliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım, imansızlar ordusu, şehir sakinleri, metropol geyleri. Metropolcüler arasında, metropol sakinleri arasında sanki onlar gibi imansızmış, kuralsızmış gibi biz de Carrefour'a gidiyoruz. İşte beni sıkan bu kardeşim, beni sıkan bu, benim içimi gıcıklayan bu, benim içimi öldüren bu kardeşim bu dünyada. Böyle kuralsız, sevgisiz, çoğu Allahsız, imansız metropol insanı arasında ittire kaktıra yaşıyor olmak ve onlar gibi davranmak zorunda kalmak. Biz de bir geçsek iyi olur değil mi kardeşim? Bir frenle bakalım da biz de geçelim. Aşağı inersem zaten sendromum var vallahi, adamı gırtlağından söker atarım ha. Teşekkürler kardeşim. Bize yol verene biz var ya, 10 tane yol veririz. Bana bir adım yaklaşana, ben 10 adım yaklaşırım, adamı yatak odasında bile ziyaret ederim. Hadi şimdi Carrefour'da park yeri arıyoruz. Bu da işin diğer bir sanatı yani. Şimdi bakın, kapıya en yakın olan yerlerde yer yoktur. Çünkü bizim halkımız üşengeçtir. Kapının dibine kadar koyacak. Oraya kural koymasan kapı önüne park eder şerefsizin çoğu vallahi. Hepiniz mi yiyip içmek, sıçmak için geldiniz burayı, tıkadınız böyle lan? Lan a**larımın. Carrefour'da bakıyoruz, yer bakıyoruz. Ha ne bakıyoruz? Geçin. Tamam tamam. karılara da kibar olacaksın yani. Dur bakayım, ulan yer bulamadık. Herkes mi kapı önüne koyuyor? Ulan götünüz bir kere rahat etmeyi versin be.
kadınını. Allah ya. Allah, beni belasız kurtar şu yoldan. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha, Carrefour'a geldik. Herkes gibi öküz yiyiciler gibi biz de erzak alacağız yani ha. Ya, bam bam digi digi bam bam digi digi bam bam digi 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 dam dam. Aa, fark ettik. Hadi ben bir alışveriş yapayım geleyim, sonra günlük sohbeti arabadan, ondan sonra da home ofisimdeki masamdan devam ederiz kardeşim. Bu arada gerçekten ben bu kalabalıkları sevmiyorum ya. Ya gerçekten ben bu, yani bu toplumu sevmiyorum. Ben insanoğlunu sevmiyorum, yemin ederim. Artık size bunu kusuyorum be kardeşim. Ben bu gezegende sürgündeyim be kardeşim. Sürgünde olan bütün kardeşlerime selam olsun. Alışveriş bitti. Geldim Carrefour'dan. Bir sürü torba almadım. Sadece iki torba. Ya bak, alışverişimizi yaptık kardeşim. Ya, yalnız yani yine bir paradoks üzerinden aynen çelişkilerimizle bir alışveriş yaptık kardeşim. Pazar akşamı geliyorsun, 2-3 tane ihtiyaç var. Elde avuçta ne varsa bozuklarla geliyoruz. 55 lirayla geldim, tamam mı? Nasıl stresliyim? Nasıl yani var ya, 55 lirayı aşarsam da hangisini eksiltirim? Şarabımı eksiltirim. Kıl kesen ağda jiletini mi eksiltirim? Kızı aldığım bir şeyimi eksiltirim diye düşünürken kardeşim, kas. Git aldım bir şeyler. Bazı şeylerin daha da ucuzundan aldım. Dilimli kaşarın daha da ucuzundan aldım kardeşim. Derken bir baktım kasada kızcağız bir saydı. Abi 50 liraya kapatmışız, 5 lira elde kaldı. Lan bilseydim 10 liralık savaş araba alacağıma 15 liralık güzel Marmara alırdım ya. Şimdi gidip üstüne 5 lira ek yapıp şarabı mı büyüteceğiz kardeşim ya? Bak ya, aldık. Aç bitir aldık. Aç bitir. Kızın kahvaltısı için. Yalnız ben şimdi şunu merak ediyorum ya. Kardeşler, dostlar. Şimdi bak, böyle bir tane şey aldık. Ha bak. Ağda jileti aldık. Tamam mı? Şimdi ben o 5 lirayı kasa kasa, 55 lirayı geçmeyecek diye 5 lira elimde kaldı. Kendime çift bıçaklı jilet alamadım. Bu durumda el mahkum kardeşim. Karı bacağı ağda jiletiyle ben yarın sabah tıraşımı olacağım kardeşim. Ya ne fark eder? Bunların hepsi şey değil mi? Oyun değil mi kardeşim? Yok ağda içinmiş. Buraya güzel bir cillop gibi iki tane karı bacağı koymuş. Ekstra 3 beauty sun demiş. Rengini sarı yapmış. Oynar başlıklı yapmış. Yani daha hassas yapmış. Kadınların cildine değecek ya. Daha hassas yapmış kardeşim. Ne olacak şimdi? Yani benim bu yumuşacık sakallarım karı kılından daha mı sert sanki de bu almayacak? Olayını alır ya. Karı kılları kesile kesile var ya, bizim sakalımızdan sert çıkıyor biliyorsunuz değil mi? Kirpi kılı gibi çıkıyor. Yani ilk defa yarın sabah, gerçekten daha önce deneyimlemedim. İlk defa yarın sabah sabah tıraşımı karı ağda jiletiyle olacağım. Bak sabamız mavamız burada, mandalin orada. Yani kendimizi kasa kasa doğru dürüst alışveriş yapamadık. 5 lirayı da eksik harcadık. Hadi o zaman gidelim artık. Hadi. Dur lan, şimdi bir elde kamera. Sizi de yani elden düşürmek istemiyorum. Şöyle durun siz. Yazık, 5 liraya da ah. Gittik neyse ki, ama aldığım şarabın da alkol miktarı %13. Esas sevdiğim güzel Marmara şarabının da alkol miktarı %13. En azından tadından fedakarlık vereceğiz, edeceğiz biraz ama en azından şarap kalitesi, alkol kalitesi aynı yani, alkol miktarı. Hadi bakalım şimdi inşallah bu şekilde yarım yırtık ellerle hipnotorların arasından. Efendim, hipnotorların arasından siz şöyle bir terste duruverin. Ya da dura koymayın ya. Tamam, halledeceğiz. Bir manevra daha. Sol elle vallahi vites değiştiriyorum. Çekimimiz aksamasın diye sol elle vites değiştirir hale soktunuz ya beni. Ulan ben de sizin hafta başınıza da haftanıza da sokmaz mıyım be? He, merak eden varsa baksın, çekim yapıyoruz kardeşim. Size göre çok ayıptır. İyi bakın iyi. Çekim yapıyoruz kardeşim. Ellem, ayıbınıza, adetinize koyayım ben sizin.
Oo, hadi bakalım. Müziği de açalım. Geç kardeşim, geç lavuk, geç. Geç a**, kadımının geç. Carrefour'a selam yolla, devam. Olsun olsun. İyisi de olsa kötüsü de olsa sonuçta %13 alkol içeren bir şişe kuz gibi şarabımız var. Bugün yani var ya sırtım yere gelmez. Bir de dün akşam doyamadım ben, çalıştım, tamam mı? Müziği sizin için kısalım. Dün akşam ben doyamadım, biraz çalıştım. Tasarımları biraz daha sonuçlandırdım. İşte 1'e kadar filan, 1'den sonra film izledim. Yani pazartesi sendromu yine bende olmayacak. Çünkü hafta sonu biraz çalışıyorsan insanın yani bünyesi ve ruhu o antrenmanı, idmanı kaybetmiyor. Siz kazanıyorsunuz. Biraz da sıcak mı oldu lan? Hadi bakalım, hafta başından önce keli de görün de işleriniz, güçlerinizin nasibi bol olsun. Şunu bir geçelim kardeşim. Bunu sollayalım. Bu minibüs biraz yavaş çıktı. Bu minibüs biraz yavaş çıktı. Sonra sağa oturalım ki rahat rahat gidelim. Değil mi kardeşim? He. Ne olacak fazla sollayıp da? Vallahi ya. Derdimiz mi yok amına koyayım? Eve hızlı gideceğiz de ne olacak? Pazar pazar. İşte takılıyoruz mis gibi ya. Herkes bir acele. Herkes bir harala gürele. Ya yemin ederim. Bu insanlık bitmiş. Bu vatandaş bitmiş. Tamam mı? Ruhlar s**miş. Törpülenmiş, kimsenin artık doğru dürüst bir mutluluktan, umuttan yana hiçbir ümidi yok. Vallahi billahi ya. Çok azınlık bunu çözüyor. Ben de Allah'ın izniyle, Allah'a şükür o azınlıktan biriyim. Toplumun kaderiymiş, toplumun bok yemesiymiş. Umurumda değil kardeşim, umurumda değil. Öyle yani, biz böyle bak, böyle Mevlam sayıra çaldı, ben bokumu bastım bayıra, böyle giderim yani. Bak 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 bak. Yokuş çıkıyoruz, bak 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 bak. Özlemişiz değil mi arabada sohbetlemeyi be? Evden devam ederiz ya şimdi. Home office'ime ben bir oturayım. Bir iki önemli konu var günlük sohbette, biliyorsunuz. Biraz daha aklı başında programlanmış, seçilmiş konu olması lazım ki günlük sohbet olsun. Alayına geyik gittin mi böyle 30-40 dakika adam bunalır. Biz geyik ustası mıyız derler adama yani. Oo, bu şarkıyı çok seviyorum. Bunun ismi Goodbye. Lan kamerayla ne zamandır araba kullanmıyorum lan. Bir başım hafif sızladı yemin ederim. Bir de biraz midem bulandı lan. Ana, kamerayla araba kullanınca tuttu beni lan. Araba tuttu lan. Ana, görüyorsunuz değil mi? 9-10 aydır günlük sabah koşularımı, yani antrenmanlarımı yapmıyorum. Bir oradan yedik zaten kazığı. Yine bir senedir arabadan çekim yapmıyorum. Oradan da yedik kazığı. Bak ne oldu? Bünye unutmuş. Bak, antrenman yok. Mekik yok, sikik yok. Ne oluyor o zaman? Kamerayla alışkanlık da gitmiş. Mide bulanıyor, vücut kaldıramıyor. Gördün mü? Normalde günde bir damla cıva iç kardeşim. Ya da gram gram cıva iç. Vücudun ona alışır. Ondan sonra hiçbir şey olmaz. Zehirlenmezsin yani. Tövbe tövbe. Şaka tabii bu tarafı. Yani ama uzun süre bu olaya ara ver. Cıva mıva. Normal temiz suları alış. Boklu su içme. Amipli su içme. Ondan sonra bir kere iç, naşta böyle fire verirsin. Aynen. Bünye kaldıramaz kardeşim. Şimdi siteye girdik bir tane. Güzel güzel gidiyoruz. Bir de camı mı açsak, ne yapsak? Vallahi midem bulandı, başım ağrıdı lan. Kamerayla araba kullanmak tuttu beni, tuttu. Biz geçelim kardeşim, sen ondan sonra dalganı geç. Umurumda mı? Umurumda da değil. Ha sakatlanırsın, evine gidemezsin. Umurumda mı? Gram umurumda değil. Öyle dibi çıkmış, çivisi çıkmış, birbirlerine karşı saygısını, sevgisini, kardeşini yitirmiş toplum bireylerinin veya külliyen toplumun ne bok yiyeceği, başına neler gelebileceği benim asla bundan böyle umurumda değildir, onu söyleyeyim. Ancak ben kendi ışığımla haşırleşirim, kendi mücadelemle, kendi inancımla, aynen kendi yaratana teslimiyetimle haşırleşirim kardeşim.
gerisi umurumda olmaz, umurumda. Bak geliyoruz bak. Aa bak geçsinler. Öncelikli olan geçsin. Kodumunun. Ha kamerayla yürüyorum. Var mı lan merak eden? Alo. Ha, merak eden varsa baksın. Kamerayla direksiyondayım. He. Siz hiç yaptınız mı lan hayat boyu böyle bir şey? Uyuşuklar. Ha, ruhu ölmüşler. Şöyle ışığımızı da yakalım da buradan bir lavuk çıkmasın karşımıza bir tane daha. Ha bak geldik. Bak bir tane yere yağ geldik. Hiha! Güzel oldu be. Hadi şimdi evde de böyle ufak bir niş konuyla olayı bağlayalım. Güzel oturaklı bir günlük sohbet olması açısından. Vallahi var ya bu hafta hiçbirimizin hadi bakalım sırtı yere gelmez. Geç geç geç. Hadi bakalım ben mahalleme geldim. Arabamı park edip evime gidip dalgamı geçiyorum. Hadi bakalım herkese şimdiden iyi haftalar. Yok lan eve. Yok öyle evde mevde çekim yok kardeşim. Ondan sonra çekimi yapamadık. Ben pasogeni ofiste tırmalıyorum koyayım. Yok evde mevde home ofiste çekimin devamı falan yok. Hadi görüşürüz.